Bu sunuda soruları ve cevapları seslendiren Feyzanur Çankırı, Ameliyathane Teknikerliği öğrencisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sivas. Patojen mikroorganizmaları öldürmek veya çoğalmalarını önlemek için vücut yüzeylerine yerel olarak kimyasal maddelerin uygulanmasına ne denir? Seçenekler antisepsi, dezenfeksiyon, mikrobizit, sterilizasyon. Cevap antisepsi. Hastalık yapıcı patojen mikroorganizmaların cansız ortamdan kaldırılmasına ne denir? Seçenekler antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon. Cevap dezenfeksiyon. Bir ortamda bulunan tüm mikroorganizmaların öldürülmesine ne denir? Seçenekler antisepsi, dezenfeksiyon, mikrobizit, sterilizasyon. Cevap sterilizasyon. Ürünü 71-72 derecede iki sıcak levha arasında 15 saniye tutulduktan sonra birdenbire soğutulması işlemine ne denir? Cevap pastörizasyon. Doğru mudur, yanlış mıdır? Pastörize sütlerin raf ömrü ambalajı açılmadan buzdolabında saklandığı takdirde 25-30 gün arasındadır. Cevap yanlış, doğrusu 3-7 gün. Doğru mudur, yanlış mıdır? Pastörizasyon daha çok meyve sularını ve süte uygulanan bir dezenfeksiyon işlemidir. Cevap doğru. Doğru mudur, yanlış mıdır? Sporlu bakteriler pasteurizasyona sporsuz olanlardan daha dayanıklıdır. Cevap doğru. Doğru mudur, yanlış mıdır? Pastörizasyon sonrası gıdaların saklanma süresi UHTS'ye göre daha uzundur. Cevap yanlış, doğrusu saklama süresi kısadır. Ultraviyole lamba armatürleri havası dezenfekte edebilecek odaların tavanına yerden en az kaç santimetre yukarıya duvara monte edilmelidir? Cevaplar 180 santimetre, 190 santimetre, 200 santimetre, 210 santimetre, 220 santimetre. Cevap 210 santimetre. Aşağıdaki asitlerden hangisi yiyeceklerin saklanmasında %0,1 oranında katılarak kullanılmaktadır? Cevaplar benzoik asit, borik asit, sülfürik asit, nitrik asit, hidroklorik asit. Cevap benzoik asit. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyonda kullanılan ağır maden ve tuzlardandır? Cevaplar süblime, hidrojen peroksit, klor, krezol, formaldehit.
Cevap süblime. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyonda kullanılan ağır maden ve tuzlardan değildir? Cevap bakır sülfat, süblime, metalik gümüş, gümüş nitrat, krezol. Cevap krezol. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyonda kullanılan ağır maden ve tuzlardandır? Cevaplar: hidrojen peroksit, klor, krezol, süblime, formaldehit. Cevap süblime. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyonda kullanılan ağır maden ve tuzlardan değildir? Seçenekler: bakır sülfat, süblime, metalik gümüş, krezol, gümüş nitrat. Cevap krezol. Nokta nokta göz, burun, boğaz antisepsi olarak kullanılır. Niye seralar üzerinde etkilidir? Cevap gümüş nitrat. Doğru mudur, yanlış mıdır? Süblime madenlerle amalgam oluşturmaz. Cevap yanlış, doğrusu amalgam oluşturur. Doğru mudur, yanlış mıdır? Süblime yer, duvar, mobilya, balgam, cerrahat ve ellerin dezenfeksiyon ve antisepsisinde kullanılır. Cevap doğru. Nokta nokta ağır madenlerden olan bu metal naiseryalar üzerinde etkilidir. Cevap gümüş nitrat. Aşağıdakilerden hangisi dezenfeksiyonda kullanılan oksidan maddelerdendir? Seçenekler: mertiolat, fenol, hidrojen peroksit. Cevap hidrojen peroksit. Su dezenfeksiyonunda en sıklıkla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır? Seçenekler: iyot, klor, brom. Cevap klor. Nokta nokta amibisit ve virüsit etkisi de vardır. Sodyum hipoklorit %0.5 yoğunlukta modifiye dakin solüsyonu olarak yaraların pansumanında kullanılır. Seçenekler brom, klor, sabunlu su. Cevap klor. Nokta nokta sönmüş kireç bulamacı içinden klor gazı geçirilerek elde edilir. Seçenekler kireç sütü, kloramin, kireç kaymağı. Cevap kireç kaymağı. İdrar döküntüsünün temizliği için aşağıdaki maddelerden hangisi kullanılmamalıdır?
Seçenekler sodyum hipoklorit, süblime, fenilmerküri. Cevap hipokloritler. Çamaşır suları yaklaşık yüzde kaç oranında sodyum hipoklorit içermektedir? Seçenekler %2,25, %5,25, %7,25. Cevap %5,25. Doğru mudur, yanlış mıdır? Hipokloritler metallerde aşınmaya neden olabilir. Cevap doğru. Doğru mudur, yanlış mıdır? Hipokloritler sıcak suda sulandırılmalıdır. Cevap yanlış, doğrusu soğuk suda sulandırılmalıdır. Doğru mudur, yanlış mıdır? Suyun pH'i yükseldikçe klorun dezenfektan etkisi azalır. Cevap doğru. Çamaşır suyundan %1'lik sodyum hipokloritin ana çözeltisi hazırlamak için 1 litre suya kaç mililitre çamaşır suyu katarsınız? Seçenekler 3 damla, 10 mililitre, 250 mililitre. Cevap 250 mililitre. Bir içme suyunun klorlanması için 1 litre suya sodyum hipokloritin %1'lik içeren ana çözeltisinden ne kadar katarsınız? Seçenekler 5 mililitre, 30 damla, 3 damla. Cevap 3 damla. Dezenfektan ve antiseptik olarak kullanılan şekli tentür biçimidir. Bu madde nedir? Seçenekler iyot, klor, brom. Cevap iyot. Herkesin bildiği nokta nokta sodyum veya potasyum iyodürünün alkoldeki eriyidir. Cevap tendirtiyot. Aşağıdaki dezenfektanlardan hangisi organik metal bileşiklerindendir? Seçenekler diklorofen, mertiolat, krezol. Cevap mertiolat. Aşağıdaki dezenfektanlardan hangisi fenol grubundan değildir? Seçenekler krezol, diklorofen, formaldehit. Cevap formaldehit. Nokta nokta şişelerinin mantar tıpalarla kapatılmaması önerilmektedir. Seçenekler klorheksidin, heksoklorofen,
Formaldehit. Cevap klorheksidin. Hibisol, salvon ve savlodil gibi isimlerle piyasada ticari olarak satılan dezenfektanlarının içerisinde hangi etkin dezenfektan madde vardır? Seçenekler: klorheksidin, heksaklorofen, formaldehit. Cevap klorheksidin. Etil alkolün hangi sulandırımında mikrobizit etkisi daha fazladır? Seçenekler: %50, %70, %90. Cevap %70. Deterjanlarda nokta nokta benzen, suda zor çözünen, aynı zamanda biyolojik yıkıma dirençli yüzey aktif maddelerdir. Çevre kirletici etkileri fazladır. Cevap dodezil. Nokta nokta deri üzerinde mikroorganizmaların bulunduğu lipoid salgıları mekanik olarak uzaklaştırırlar. Seçenekler: klorheksidin, sabun, %70 alkol. Cevap sabun. Deterjanlar içerisinde yer alan katyonik bileşiklerden en çok bilinenleri benzel konyum klorür, nokta nokta, stilpiridyum klorür, diaperen klorürdür. Seçenekler: zefiran, klorheksidin, kloroform. Cevap zefiran. Formaldehit ile dezenfeksiyonda gerekli miktar formaldehit sağlandıktan sonra oda 24 saat kapalı tutulur. Sonra odaya nokta nokta gönderilerek 1 saat böylece tutulur. Seçenekler: amonyak, etilen oksit, kükürt dioksit. Cevap amonyak. Aşağıdakilerden hangisi gaz dezenfektanlardan değildir? Seçenekler: kükürt dioksit, fenol, formaldehit. Cevap fenol. Doğru mudur, yanlış mıdır? Kimyasal maddelerin dezenfektan ve antiseptik etkileri yoğunluk arttıkça artmaktadır. Cevap doğru. Doğru mudur, yanlış mıdır? Dezenfektanlar yüksek yoğunlukta bakteriyostatik, düşük yoğunlukta ise bakterisit etkilidirler. Cevap yanlış. Doğrusu düşük yoğunlukta bakteriyostatik etkilidir.
Doğru mudur, yanlış mıdır? Sporlu bakteriler dezenfektanlara genellikle daha duyarlıdır. Cevap yanlış, doğrusu dirençlidir. Doğru mudur, yanlış mıdır? Isı derecesi arttıkça dezenfektanın öldürücü etkisi de artar. Cevap doğru. Doğru mudur, yanlış mıdır? Dezenfektanın penetrasyon yeteneği düşük olmalı. Cevap yanlış, doğrusu penetrasyon yeteneği yüksek olmalı. Doğru mudur, yanlış mıdır? Dezenfektan süspansiyon halinde ise homojen olmalı. Cevap doğru. Giyme sırasında aşağıdaki koruyucu bariyerlerden ilk giyilecek olanı hangisidir? Seçenekler: maske, gözlük, bone. Cevap bone. Çıkarma sırasında aşağıdaki koruyucu bariyerlerden ilk çıkarılacak olan hangisidir? Seçenekler: eldiven, önlük, bone. Cevap eldiven. Sağlık çalışanları teşhis ve tedavi amaçlı hizmet verirken kendini ve bakım verdiği hastayı korumak için eldiven, maske, koruyucu gözlük, çalıştığı birime göre özel kıyafetler, ilave nokta nokta ve giysiler kullanmalıdır. Cevap koruyucu bariyerler. Hastaya ait sekresyonlar ile kontamine araç ve gereçlerden sağlık personelinin eline bulaşarak derinin yüzey kısmına yerleşilen mikroorganizma florası nedir? Cevap elin geçici florasıdır. Derinin üst tabakasına yerleşen mikroorganizma florası nedir? Cevap elin kalıcı florasıdır. Kanlı atıklarla temas ve mikrobik kontaminasyonu düşündürülebilecek durumlarla karşılaşıldıktan sonra hangi tip el yıkama işlemi yapılmalıdır? Seçenekler: sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama, yarı kritik el yıkama, kritik el yıkama. Cevap hijyenik el yıkama. Antiseptik özellikli sabunlarla eldeki geçici mikroorganizmaların öldürülmesi ve uzaklaştırılması hangi tip el yıkamadır? Seçenekler: sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama, yarı kritik el yıkama, kritik el yıkama.
Cevap hijyenik el yıkama. Normal el yıkamada etkinliğin sağlanması için eller en az kaç saniye yıkanmalıdır? En doğru seçeneği işaretleyin. İpucu en az. Seçenekler 5-10 saniye, 15-20 saniye, 40-50 saniye. Cevap 15-20 saniye. Tırnakların mümkün olduğunca kısa, temiz ve sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Doğal tırnak uzunluğu kaç milimetreden kısa olmalıdır? Cevap 0,6 milimetre. Geçici florayı inhibe etmek, kalıcı florayı ise olabildiğince azaltmak için eller antiseptik maddeyle yıkanması hangi tip el yıkamadır? Seçenekler: sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama, yarı kritik el yıkama, kritik el yıkama. Cevap cerrahi el yıkama. Kirli ellerin antimikrobiyal etkinliği olmayan sabun ile yıkanması ne tür el yıkamadır? Seçenekler: sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama, yarı kritik el yıkama, kritik el yıkama. Cevap sosyal el yıkama. Yiyecek tatmadan, yemek yemeden ve hastaya yemek yedirmeden önce tuvalete gittikten sonra hangi tip el yıkama uygulanmalıdır? Seçenekler: sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama, yarı kritik el yıkama, kritik el yıkama. Cevap sosyal el yıkama. Hangi tip el yıkamada fırçalama işlemi uygulanır? Seçenekler: sosyal el yıkama, hijyenik el yıkama, cerrahi el yıkama, yarı kritik el yıkama, kritik el yıkama. Cevap cerrahi el yıkama. Hijyenik el yıkamada hangi sabunlar kullanılır? Cevap antiseptik. Cilt kuruluğunu önlemek için alkolik antiseptiklere yumuşatıcı, nemlendiriciler olarak aşağıdakilerden hangisi ilave edilmelidir? Povidon, iodofor, gliserin. Cevap gliserin. Çok dirençli bir kısım bakteri sporları dışında tüm mikroorganizmalar inaktive olduğu dezenfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: yüksek düzey dezenfeksiyon, orta düzey dezenfeksiyon,
düşük düzey dezenfeksiyon, düşük riskli dezenfeksiyon, orta riskli dezenfeksiyon, yüksek riskli dezenfeksiyon. Cevap yüksek düzey dezenfeksiyon. Bakteri sporlarına etki göstermeyen fakat mikobakteri, zarfsız virüs ve diğer mikroorganizmalara etkili olan dezenfeksiyon seviyesi hangi tip dezenfeksiyondur? Seçenekler: yüksek düzey dezenfeksiyon, orta düzey dezenfeksiyon, düşük düzey dezenfeksiyon, düşük riskli dezenfeksiyon, orta riskli dezenfeksiyon, yüksek riskli dezenfeksiyon. Cevap orta düzey dezenfeksiyon. Sporosit özelliği olan kimyasallarla sterilizasyon için gerekenden 3 saat ve üzeri, daha kısa sürede 10-20 dakika uygulanan dezenfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: yüksek düzey dezenfeksiyon, düşük düzey dezenfeksiyon, düşük riskli dezenfeksiyon, orta riskli dezenfeksiyon, yüksek riskli dezenfeksiyon. Cevap yüksek düzey dezenfektan. Bakteri sporu ya da dirençli mikroorganizma ile kontamine olması olası olmayan yarı kritik aletlerin yüzeylerinin civalı termometreler, hidroterapi tankları hangi seviyede dezenfeksiyona tabi tutulması gerekmektedir? Seçenekler: yüksek düzey dezenfeksiyon, orta düzey dezenfeksiyon, düşük düzey dezenfeksiyon, düşük riskli dezenfeksiyon, orta riskli dezenfeksiyon, yüksek riskli dezenfeksiyon. Cevap orta düzey dezenfeksiyon. Bakteri sporu, mikobakteri ve zarfsız virüslere etkisiz olan ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları etkileyebilen dezenfeksiyon seviyesi nedir? Seçenekler: yüksek düzey dezenfeksiyon, orta düzey dezenfeksiyon, düşük düzey dezenfeksiyon, düşük riskli dezenfeksiyon, orta riskli dezenfeksiyon, yüksek riskli dezenfeksiyon. Cevap düşük düzey dezenfeksiyon. Kritik olmayan aletler ve cihazlar, örneğin tansiyon aleti mansonu, EKG elektrotları ve stetoskop gibi araçları hangi seviyede dezenfeksiyona tabi tutmamız gerekir? Seçenekler: yüksek düzey dezenfeksiyon, orta düzey dezenfeksiyon, düşük düzey dezenfeksiyon, düşük riskli dezenfeksiyon, orta riskli dezenfeksiyon, yüksek riskli dezenfeksiyon. Cevap düşük düzey dezenfeksiyon. Cerrahi tıbbi cihazlar, kardiyak kateterler, idrar sondaları,
implantlar ve benzeri cihazlar Spaulding sınıflanmasına göre hangi sınıftadır? Seçenekler: kritik tıbbi cihazlar, yarı kritik tıbbi cihazlar, kritik olmayan tıbbi cihazlar, riskli tıbbi cihazlar, risksiz tıbbi cihazlar. Cevap: kritik tıbbi cihazlar. Mukoza veya bütünlüğü bozulmuş cilt ile temas eden tıbbi cihazlar Spaulding sınıflanmasına göre hangi sınıftadır? Seçenekler: kritik tıbbi cihazlar, yarı kritik tıbbi cihazlar, kritik olmayan tıbbi cihazlar, riskli tıbbi cihazlar, risksiz tıbbi cihazlar. Cevap: yarı kritik tıbbi cihazlar. Steril dokulara ve steril vücut boşluklarına veya vasküler sisteme giren tıbbi cihazlar Spaulding sınıflanmasına göre hangi sınıftadır? Seçenekler: kritik tıbbi cihazlar, yarı kritik tıbbi cihazlar, kritik olmayan tıbbi cihazlar, riskli tıbbi cihazlar, risksiz tıbbi cihazlar. Cevap: kritik tıbbi cihazlar. Ördek, sürgü, tansiyon aleti mansonu, yatak kenarları, koltuk değnekleri, hasta odasındaki yemek masası ve mobilyalar, yerler Spaulding sınıflanmasına göre hangi sınıftadır? Seçenekler: kritik tıbbi cihazlar, yarı kritik tıbbi cihazlar, kritik olmayan tıbbi cihazlar, riskli tıbbi cihazlar, risksiz tıbbi cihazlar. Cevap: kritik olmayan tıbbi cihazlar. Solunum terapisi ve anestezi ekipmanları, endoskoplar, laringoskop bıçakları, özofajiyal manometri propları, anorektal manometri kateterleri Spaulding sınıflanmasına göre hangi sınıftadır? Seçenekler: kritik tıbbi cihazlar, yarı kritik tıbbi cihazlar, kritik olmayan tıbbi cihazlar, riskli tıbbi cihazlar, risksiz tıbbi cihazlar. Cevap: yarı kritik tıbbi cihazlar. Bütünlüğü bozulmamış ciltle temas eden cihazlar Spaulding sınıflanmasına göre hangi sınıftadır? Seçenekler: kritik tıbbi cihazlar, yarı kritik tıbbi cihazlar, kritik olmayan tıbbi cihazlar, riskli tıbbi cihazlar, risksiz tıbbi cihazlar. Cevap: kritik olmayan tıbbi cihazlar. Aşağıdaki alanlardan hangisi kritik olmayan yüzeylerdir? Seçenekler: kapı kolları, yatak kolları, duvarlar, klavyeler, elektrik düğmeleri. Cevap: duvarlar.
Aşağıdaki alanlardan hangisi kritik yüzeylerdendir? Seçenekler: duvarlar, kapı kolları, tavan, raflar, kaloriferler. Cevap: kapı kolları. Hastane yüzeyleri ise kritik ve kritik olmayan yüzeyler olarak ikiye ayrılmaktadır. Kritik yüzeylerde etkin temizlik ile birlikte nokta noktada yapılmalıdır. Cevap: dezenfeksiyon.